Burun estetiği ameliyatı sonrasında takılan tamponlar çıkartılırken çok acır mı? Burun estetiği ameliyatı sonrası iz kalır mı? Gülüşümüz ve koku alma duyumuz bozulur mu? Burnunda şekil problemi olan hastalarda uygulanan bir ameliyattır rinoplasti. Burnunda sadece dış kısmında şekil problemi olabilir ya da hem dış hem de iç kısmında şekil problemi olabilir. Sadece görüntü değil, nefes almayla ilgili de problemle karşımıza gelebilir. Bu tür durumlarda biz rinoplasti ameliyatını yapmaktayız. Nefes darlığı çok yaşıyordum. Günlük hayatımda da bu beni çok olumsuz etkiliyordu. Koşmada, yürümede, merdiven çıkmada, gece uyurken çok sıklıkla uyanıyordum. Artık doktora gitmem gerektiğini anlamıştım ve doktora başvurdum. Karşımdaki insanla iletişim kurarken zorlanıyordum. Merdiven çıkıp inerken nefes almamda sıkıntı yaşanıyordu. Yürürken tempolu bir yürüyüşlerde sıkıntı yaşıyordum. Rinoplasti teknikleri 3 gruba ayrılabilir. Kapalı teknik, açık teknik ve enjeksiyon yöntemleri. Eğer hastanın karşı bakışta bir aks eğriliği varsa bunu kemik kırığı yapmadan düzeltmek mümkün değildir. Ancak bu bahsettiğim problemleri bulunmayan hastalarda ya da burun ucunda sadece problem olan hastalarda kemik kırığı yapılmadan daha basit, daha kısa sürede ameliyat tamamlanabilmektedir. Doktora geldim, muayene oldum. Teşhis konuldu daha sonrasında. Et olduğu söylendi bana. Kemiğin törpülenmesi gerektiği söylendi. Doktora geldiğim zaman burnumda çok fazla kırık olduğunu öğrendim. Nefes problemi yaşadığımı zaten hoca ilk bakışta anlamıştı. İçindeki kırıklıklar ve nefes alma probleminin ötesinde de şekil olarak burnun uç kısımlarını düzeltmemiz gerektiğini iletti. Özellikle tampon takılıyken yani ilk bir hafta içerisinde hastaların spor yapmasını önermiyoruz. Ertesi günden itibaren duş alabilirler hastalarımız. Özellikle ilk 3 günde artan miktarda göz altında ve göz üstünde de morarma her hastanın cilt yapısına göre az ya da çok olabilir. Ve birinci haftada biz alçıyı aldığımız sırada neredeyse hastanın üzerinde yüzünde herhangi bir şekilde morarma ya da şişlik görmemekteyiz. Ve silikon tamponlar olduğu için çektiğimiz zaman hastanın canı daha az acımakta ve tampon çıkartıldıktan sonra da kanama problemiyle neredeyse hiç karşılaşmamaktayız. Yüzümde hafif morluklar oldu, biraz şişlikler oldu. Çok ağrı çektiğimi söyleyemem. Gerçekten ağrısız geçirdim diyebilirim. Bir haftaya kadar da günlük yaşantıma zaten geri dönmüştüm. Bir hafta ilaçlarımı kullanarak serumla burnumu bol bol yıkadım. Hasta ameliyattan sonra daha rahat nefes alıyor ve daha iyi görünüyorsa ameliyat başarılı olmuş demektir. Kendimi daha güzel hissetmeye başladım. Öncelikle özgüvenim yükseldi. Artık daha rahat gülebiliyorum. Alınan tamponların çok acı verdiğini herkes söylüyordu ama korktuğum kadar bir acı söz konusu değildi.